Pharaoh, free your slaves. Merhaba arkadaşlar. Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam kardeşler Firavun'un karşısına çıkıp ilk tebliğlerini yapmışlardı. Firavun da onlara ilk sözlü saldırısını şu sözlerle başlatıyor. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umrike sinina. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Firavun Hazreti Musa'nın getirdiği mesajı mı cevap verdi? Hayır. Bugün Firavun'un bu konuşmada kendi kendisini içine düşürdüğü bataklığa şahit olacağız. Hazreti Musa bizi Rabbül Alemin gönderdi, İsrailoğullarını serbest bırak demişti ama Firavun olaya direkt farklı bir yerden giriş yaptı. Yani şunu demek istedi. Sen kimsin ya? Bu ne cüret? Ben seni daha bebekken kucağıma aldım, seni büyüttüm, sana bir yuva verdim. Benimle bu şekilde nasıl konuşabilirsin? Bu psikolojik bir savaş arkadaşlar. Firavun büyük bir siyaset adamı aynı zamanda. Nerede nasıl konuşacağını da aşağı yukarı biliyor. Bu sözlerde de şöyle bir hava var. Karşı tarafın akla yatan, makul veyahut hakikat olduğu belli olan bazı sözler söylemesi üzerine bu türden insanlar verecekleri cevabın kendilerini daha da zor duruma düşüreceğini bilirler. O yüzden konuyu çok farklı mecralara bir kavga ortamına çekerler. Burada da Firavun, Hazreti Musa'nın minnettarlık duymayan, saygısız biri olduğu imajını estirmeye çalışıyor. Burada şöyle bir şey de var. Biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz ifadesine karşılık seni biz büyütmedik mi denilmesi başka bir sebebe binaen de olmuş olabilir. Yani biz alemlerin Rabbinin elçileriyiz demek bir aidiyet gösteriyor. Biz Allah'a aidiz. Bizi o büyüttü, terbiye etti, yetiştirdi ve görevlendirdi. Buna karşılık hop bir dakika. Seni asıl biz büyüttük, biz yetiştirdik gibi bir diyalektik karşılık da var. Başka ne diyor Firavun? Ve fealte felleti fealte ve ente minel kafirin. Sonunda o yaptığın o kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Böyle düz okuyunca çok anlaşılmıyor ama çok manidar bir şekilde söylediği belli. 3 defa aynı kelimeyi kullanıyor. Adamın taktikleri çok vurucu. Bakın ben size taklidini yapayım. Şöyle bir şey diyor. O şey vardı ya, yaptığın o iş. Hani işleyip de kaçtığın. Yani adam aslında açıkça 10 yıl önceki cinayetten bahsediyor. Fakat karşı taraftakini o kadar utandıracak bir şey gibi söylüyor ki ben bile ağzıma alamıyorum yaptığın şeyleri. O kadar utanç verici. Belki de Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendi ağzıyla tasdik etmesini bekliyor. Dolayısıyla o tasdik eder etmez yine oradan yüklenecek. Yani şöyle bir mana var. Sen o kötü fiili işlemiş birisin. Sen mi bana erdemden, faziletten bahsetmeye geldin? Burada önemli bir şeyden bahsedeyim. Bazı insanlar vardır. Eğer biri hayatında bir hata, bir günah yapmışsa onlara karşı öyle davranırlar ki sanki hiçbir zaman kendilerini savunmaya hakları yokmuş gibi davranırlar. Veya başkaları için bir söz söyleme hakkını onlara vermezler. O kişiler için açılan fırsatların önüne geçmeye çalışırlar ve her fırsatta 5 yıl önceki yok bilmem 10 yıl önceki hatalarını hatırlatırlar. Şu kişiye 3 yıl önce şunu demiştin de bana şöyle cevap vermişti. Falanca 7 yıl önce filancaya şunu yapmıştı. Let it go man, get over it. Bir iki tane elle tutulur, gözle görülür örnekten bahsedecektim ama çoğu insana dokunacağı için çekindim, kendim dahil. Ama bunu yapıyoruz. Yani herkesle ilgili olumsuz bazı şeyler kafamızın içinde bir yerlerde kayıtlı. Fırsatını bulduğumuz an açıp insanların önüne sermekten de çekinmiyoruz. Benim burada naçizane aldığım bir ders bu. İnsan olarak benim bazı şeyleri unutmayı bilmem gerekiyor. Başkalarının hata ve günahlarını sırf söyledikleri canımı acıtıyor diye insanlara hatırlatacak olsam işte o zaman Firavun'dan farklı bir şey yapmamış olurum. Evet, Hazreti Musa Aleyhisselam böyle bir hata işlemişti. Fakat tevbe etmişti. Firavun'un sözlü saldırılarına karşılık verme hakkı doğmuştu ve konuşma sırası ondaydı. Bu arada salondaki insanlar tenis maçı izler gibi karşılıklı iki tarafı da dinliyor. Hatırlayın, siz de orada bir hizmetçisiniz. Hazreti Musa ilk tebliğini yaptıktan sonra uff adam Firavun'a ne dedi diye gözleriniz Firavun'a döndü. Firavun ona karşılık olarak cinayet işlediğini hatırlattı ve yine uff bakalım buna ne cevap verecek diye Musa Aleyhisselam'a döndünüz. Musa Aleyhisselam قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ Diyanet mealini veriyorum ben burada. Musa şöyle dedi. Ben onu o vakit kendimi kaybetmiş bir haldeyken istemeyerek yaptım. Dallin ifadesinden dolayı onu yoldan çıkmış olarak çeviren var. Ben o zaman sapıklardandım, yani yoldan sapmış olanlardandım diye çeviren var. Ama en mutedil mana olarak bu çeviriyi aldım. O vakit kendini kaybetmiş bir haldeyken yaptım o işi. Her gün yaptığım bir şey değil ki. Evet, geçmişte yaptığım bir hatayı inkar etmiyorum. Yaptım ki taksirle insan öldürme kapsamına girer ancak. Ama benim o zaman yaptığım kusurlu bir şeyle senin şu an yaptığın zulmün ne alakası var? İnkar etmiyor, söz oyunlarına girmiyor, pişman
Ama yüzüne vurulduğunda da başı dik bir şekilde cevabını verebiliyor ve devam ediyor. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ Ve bu olayın üzerine derhal hepinizden kaçtım. Hepinizden kaçtım diyor. Yani o sırada salonda bulunan güvenlik görevlilerini, danışmanları, bakanları, Firavun'un yardakçılarına da kastederek niçin? لَمَّا خِفْتُكُمْ Sizden korktuğum için kaçmıştım. Aslında şu manaya geliyor bu sözü. O zaman sizden korkuyordum, o yüzden kaçtım. Fakat şimdi burada olduğuma göre hiçbirinizden korkmuyorum. Hatırlarsanız vazifeyi ilk aldığında bana yalancı demelerinden korkuyorum, beni öldürmelerinden korkuyorum gibi şeyler söylemişti. Tabii ki Allah'ın onu teskin etmesinin ciddi bir etkisi olmuştur. Ama bunun yanında insanoğlunun bir tecrübesini de görüyoruz. O da şu, size çok zor ve çok uzak görünen bazı ihtimaller, problemler, imtihanlar kendinizi o işin içinde bulduğunuzda kolaylaşır. Filanca ülkede yaşayamam dersin ama bir gün gelir, öyle denk gelir ki zindan gibi bir yerde bile yaşayabildiğini görürsün. O projeyi hayata geçiremem, mümkün değil dersin ama bütün benliğinle işin içine girdikten sonra imkansız görünen şeyler mümkün hale gelir ve artık korkutmaz seni. Hz. Musa aleyhisselam da Tur Dağı'ndan Mısır'a yürürken bu hicret yolculuğunda her gün benliğini bu vazifeye daha bir adayıp kendisini motive etmesini bildi. Ve artık Mısır'a ulaştığında gönlünde bırakın korkuyu, artık yerinde duramaz halde bir tebliğ aşkıyla, bir heyecanla Firavun'un karşısına çıktı. Sizden korktuğum için kaçtım dedikten sonra devam ediyor Hz. Musa aleyhisselam. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ Sonra Rabbim bana hüküm bahşetti ve beni peygamberlerden, beni gönderilenlerden kıldı. Hüküm yani ilim, hikmet, metanet gibi ulvi şeyleri bana bahşetti Rabbim ve beni gönderdi. Bakın başladığı yere geri döndü Musa aleyhisselam. İki mesaj verecekti. Bunlardan ilki Rabbül Alemin'in elçisi olduğunu ilan etmekti. Bu mesajı tekrarlamış oldu. Yani şunu diyor aslında, benim dikkatimi başka konulara çekemeyeceksin. Ben bu mesajı sana açık bir şekilde vermek için buradayım ve bu misyonumu unutturamayacaksın. Bana eski hatalarımı hatırlatsan bile ben o sözleri alacağım ve dönüp dolaşıp konuyu yine bu mesaja getireceğim. Bu birinci mesaj. Fakat ikinci mesajı tekrar hatırlatacak mı? Yani İsrailoğullarını serbest bırakmakla ilgili mesajını izleyelim şimdi. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ Ve bana karşı lütuf gibi göstermeye çalıştığın o nimetler. Evet, bana iyilik yaptığını kabul ediyorum. Beni saraylarda yetiştirdiğini, güzel bir eğitim imkanı sunduğunu kabul ediyorum. En abbette beni İsrail. O iyilikleri başıma kakıyorsun ama bu durumun sebebi İsrailoğullarını köleleştirmendir. Bu ifadeyi ben şöyle anlıyorum arkadaşlar. Diyor ki sen en başta İsrailoğullarını köleleştirmişsin. Hepsinin insani haklarını ellerinden almışsın. Sonra da aralarından seçtiğin birine bazı haklar tanımışsın ve bunu iyilik olarak göstermeye çalışıyorsun. Ne yani? Bana iyilik yaptın diye İsrailoğullarını köleleştirdiğini görmezden mi gelmemiz gerekiyor? Kendini böyle lütuf gördüğün şeylerle temize mi çıkardığını düşünüyorsun? Veya beni bu sarayda yetiştirdiğin için benim halkım sana kul köle olmak zorunda diye mi düşünüyorsun? Ailem beni senin zulmün sebebiyle suya bıraktı. Sonra onlardan çaldığın mallardan bana harcadın. Dolayısıyla benim sana borcum yok. Kafama yatmıyor bu sebep sonuç ilişkisi. Senin yaptığın bu hesap aptalca geliyor kulağa. Yani aslında bu sözleriyle Musa aleyhisselam Firavun'un zekasını da aşağılıyor. Unutma, salondasın. Hz. Musa'nın bu sözlerinden sonra ve Firavun cevap veriyor. Kale Firavunu ve ma rabbul alemin. Firavun şöyle dedi. Alemlerin Rabbi dediğin nedir ki? Konuyu değiştirdi. Fakat bu ayetleri okurken aslında çok şiddetli bir tartışmanın ortasında olduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Evet, Hz. Musa mana olarak yoğun ve şiddetli fakat üslup olarak sakince konuşmasına karşılık Firavun mantıklı cevaplar veremediği için ve Firavunluğun da verdiği güç ve enaniyetle ağzını bozarak konuşuyor. Enough! Yani şunu görüyoruz, bu türden insanlara ne kadar sakin ve mantıklı konuşsan o kadar çirkinleşirler. Yani beni alemlerin Rabbi gönderdi diyor. Firavun, nankör, seni burada büyütmedik mi diye cevap veriyor. Bir şeyler diyor, sen adam öldürmüştün, hangi yüzle karşımıza çıkıyorsun diye cevap veriyor. Şimdi de burada Musa aleyhisselam Firavun'u zor durumda bırakan mantıklı şeyler söyledi. Karşılığında da Firavun, ve ma rabbul alemin, ya bırak gevezeliği, o rabbul alemin dediğin şey ne? Şimdi meallerin bazılarında Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi kimdir diye çevirmişler. Böyle sanki onun kim olduğunu öğrenmek için soru sormuş gibi. Arkadaşlar Firavun'dan bahsediyoruz. Zaten açıkça ne ifadesini kullanıyor, kim diye sormuyor. Bir de Kur'an okurken mesela mukabelede veya teravihte imam okur ya. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ ف۪ينَا وَل۪يدًا وَلَبِسْتَ ف۪ينَا مِنْ عُمُرِكَ سِن۪ينَا Okurken mecbur bir tegani, bir melodi takip ediliyor ama Firavun böyle konuşmuyor. Ağzı bozuk, pislik bir adam. وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemin Rabbi de ne?
Öyle bir söylüyor ki hem çok aşağılayıcı hem de sen çok önemli bir şey söylüyorsun, bir yüzleşme yaşıyorsun ama karşı taraf söyleyeceğin şeyler sanki çok mantıksız ve konuşmaya bile değmeyecek kadar önemsizmiş gibi hissediyor. Bizde de vardır öyle şeyler. Tabii tabii haklısın, evet. Gerçekten mi? Evet evet, söylediklerin çok doğru tarzında. Bütün bunların tek bir manası var. Senin sorularına bir cevabım yok ama seni başkalarına aptal ve önemsiz biri gibi göstermek için böyle bir tepki veriyorum. Acayip bir psikolojik savaş. Fakat Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un bu sözlerini ve üslubunu üzerine almıyor, moralini bozmuyor, sakinliğini yitirmiyor ve bir önceki sefer yaptığı gibi karşı tarafın söylediği sözleri tutup lehine çeviriyor. Sanki ona gerçekten Rabbini tanıtmasını istemiş gibi davranarak, ha madem ki alemlerin Rabbini soruyorsun hemen anlatayım. Kale Rabbus semavati vel ard ve ma beynehuma. Musa dedi ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir ve salondaki herkesi kastederek ekliyor. Hani bu adamdan hayır yok ama burada belki benim bu davetime icabet eden çıkabilir diye. İn kuntum mukinin, eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişilerseniz, eğer yakın ilmine itimat eden insanlarsanız bu dediklerimi kabul etmeye davet ediyorum sizi. Şimdi burada Hazreti Musa'nın seçtiği kelimeler de önemli. Eski Mısırlıların dininde güneş tanrısı Ra gökte yaşar. Firavun da onun yerdeki bir temsilcisi ve iz düşümü ve daha birçok tanrı da var kabul ettikleri. İşte ölülerin tanrısı Osiris, evreni yaratan tanrı Ptah, analık ve bereket tanrıçası Isis, adalet tanrıçası Maat, sular tanrısı Sobek, savaş tanrısı Sekhmet. Bu tanrıların kimisi göklerde, kimisi yerlerde. Hepsinin bir vazifesi var. Kimisi toprağı, kimisi suyu, kimisi havayı, kimisi güneşi, ayı idare ediyor. Ve Hazreti Musa diyor ki, hayır, güneşi, ayı, yıldızları, ağacı, toprakları, hayvanları, insanları yaratan da göklerin ve yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbi Allah'tır. Ve bir manada onların dinlerinin yanlış olduğunu ve yanlış yolda gittiklerini söylüyor. Yalnız burada Hazreti Musa'nın sert ve iğneleyici sözlerine karşı herhangi bir itiraz yok salondan. Oradaki herkes resmi olarak Firavun'un dinine tabi ve bu dine yapılan bir saldırı veya küçük düşürücü bir söze karşılık onların da bir şey demesi beklenir. Ağzını topla diyen çıkar. Ne demek senin Rabbin her şeyin Rabbi? Asıl Rabbimiz Firavun diyen çıkar ama çıkmıyor. Niye? Mesela İş yerinizde çok zalim bir menajeriniz var diyelim. Çok kötü davranıyor size ama işinizi kaybetmek de istemiyorsunuz. Onun iki dudağı arasına bakıyor geleceğiniz ve onun da patronu ona kızıp bağırsa içinizden sessizce sevinirsiniz. Mümkünse telefona falan kaydedersiniz. Canınız sıkıldıkça Sekine insin diye açıp izlersiniz. Yıllardır kibir abidesi burnundan kıl aldırmayan, etrafındaki insanları kendi zevkinin kölesi yapmış bu adama haddini bildirecek biri geldiğinde tabii ki sesini çıkarmayacak. O salonunda bulunanlar bundan sessizce zevk alacaklar. Normalde Firavun'un karşısına çıkıp bu sözleri söyleyen kişinin hemen öldürülmesi gerekir. Artık siz buna bir mucize deyin. İsterseniz Firavun Hazreti Musa'yı oğlu gibi seviyordu ve öldürmek istemiyordu deyin. Neticede Hazreti Musa kendisine verilen cevapları görmezden gelerek söylemek istediği her şeyi söyleyebileceği bir ortam bulmuştu. Firavun Musa Aleyhisselam'a kızacağı yerde etrafındakilere kızıyor. Onların sessiz kaldığını görüyor ve "Kale limen havlehu ela teslemi'un?" Etrafındakilere dönüp dedi ki, dinlemiyor musunuz ya? Adam ne diyor? Yani niye kızgın değilsiniz? Niçin beni savunmuyorsunuz? Adam dininize laf atıyor. Firavun artık mantıklı argümanlar üretemediği için sağa sola böyle saldıra dursun. Hazreti Musa bir momentuma ulaşmış, bir damar yakalamış. Millet de bir şey demiyor. Firavun'u görmezden gelmeye devam ederek şunları söylüyor. Kale rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. Musa dedi ki, o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Hazreti Musa'nın tavrı aslında şunu da öğretiyor. Bu türlü sözlü tacizlerde bulunan insanların en kuvvetli silahlarını ellerinden almanın en iyi yolu onları ignore etmek. Moral bozmamak ve söylenmesi gereken şeyleri de üslubunu bozmadan söylemeye devam etmek. Bu işin duygusal yönü. Bir de işin politik güce bakan yönü var. Firavun ve saray dünyanın en büyük, en gelişmiş devletlerinden. Mısır mimarisinde bu gücün timsali olan silindir şeklindeki sütunların hala günümüzde kullanıldığından bahsetmiştik. Daha sonraki yüzyıllarda süper güç haline gelecek Roma'da da Mısır mimarisinin izlerini çokça görürsünüz. Hatta İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki dikili taş Firavun döneminden kalma. Roma İmparatorluğu zamanında Mısır'dan sökülüp getiriliyor. Çok ilginç de bir getirilme hikayesi var. Günümüzde Amerika'nın para biriminde de Mısır'a ait bu güç timsali yapıların örneklerini görüyoruz. Yani öyle bir güce sahip ki Mısır o zamanlar ve Musa Aleyhisselam bütün bu gücü temsil eden odanın içinde bu gücü yöneten insanların karşısındaydı.
Firavun tahtında, Musa aleyhisselam daha aşağı bir yerde, ama konuşma devam ettikçe Firavun daha da bir ümitsizliğe kapılıyor, daha da bir batıyor ve insanların ilgisi ve sempatisi Hazreti Musa'ya daha da bir yöneliyor. Ve Firavun düşünüyor, eğer böyle devam edecekse imparatorluk bile çökebilir. Kral baş aşağı düşer, hanedanlık perişan olur ve bu güce karşı Musa aleyhisselam bir ordu ile savaşmıyor. Dışarıdan bir istila organize etmiyor. Milyarlarca dolar para harcamıyor. Hiçbir şey kullanmıyor. Söylediği bazı sözlerden başka. Firavun'un gücünü bu kadar kısa süre içerisinde tehdit edebilen bu sözler mucize değilse başka ne olabilir? Gönlü sıkışan, sırtından ter akıtan kişi Firavundu. Eğer daha güçlü sözlerle karşı çıkamazsa kaybeden tarafta yer alma ihtimali yüksekti. Eğer oradaki herkes dinini değiştirse, birden Musa aleyhisselamı desteklemeye başlasa, kendisi sadece ve sadece yaşlı bir adam olarak o odada kalacaktı. O yüzden başka argümanlarla ortaya çıkacak. Fakat bugünlük bu kadar. İnşallah bir sonraki videoda konuşmaların ve restleşmelerin daha da şiddetlendiğini göreceğiz. Ayrıca Hazreti Musa'nın getirdiği iki sürprizi insanların gözü önünde sergilemesine şahit olacağız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.